Değerli izleyiciler, bugün acı bir gün. Bir ağıt günü. Kırım Türklerinin 18 Mayıs 1944'te kıyıcı Stalin yönetimi tarafından yurtlarından zorla koparılıp, vagonlara bindirilip, vagonların kapısı da mühürlü olarak kilitlenip, haftalarca süren bir yolculuktan sonra, Orta Asya bozkurtlarına atıldıkları bir gün, ne kadar Kırım Türk'ü varsa toplandı ve bir gece içinde kendilerini hazırlanmak için, yüklerini toplamak için 15-20 dakika izin verilerek yurtlarından sürüldüler. İnsanlık geçmişinin en acı, en kıyıcı günlerinden biridir bugün. Kırım benim anamın yurdu. Benim anam da Kırımlı. Kırım kökenli. Ana yurdum olmasa da anamın yurdu ve aynı zamanda Kırım Türklerin tarihin bilinmeyenlerinden biri, beri yaşadıkları bir yer, bir yurt, bir vatan, bir toprak. Yani Kırım ne zamandan beri Türk yurdu bilen yok. Tarihin bilinmeyen dönemlerinden beri Kırım bir Türk yurdudur. Yine bizim gönlümüzde Kırım bir Türk yurdu. Kırım Türkleri, ben Tatarları demiyorum. Tatar onlara başkalarının koyduğu addır. Onlar Kırım Türkleridir. Kırım Türkleri yurtlarına olan özlemle gün gelip yumuşama dönemlerinde dönmeye çalışmışlar ve bugün 300 bini geçen bir Kırım Türk'ü Kırım'a yerleşmiştir. Bu sayı çoğalmalıdır. Ve onların yurtlarına dönmeleri özendirilmelidir. Ve onları yurtlarından koparan zalim Stalin, kıyıcı Stalin, Sovyetler Birliği'nin bu büyük insanlık suçu da bütün yeryüzüne yayılmalı ve unutulmamalıdır. Öte yandan Kırım Türkleri 18. yüzyılda Rusya'ya bağlandıklarında Türklüklerinden vazgeçmemişler, Türklüklerini korumuşlar ve getirilip Rus yerleşmecilerine karşılık yine de yurtlarının sahibi olmuşlardır. O yurt, Türk yurdunun Ruslarla, Ukraynalarla doldurulması yıllarını, Kırım Türk'ü olan, kökeni oradan olan Cengiz Dağcı romanlarında çok güzel anlatır. Onlar da insandı. O romanın şöyle bittiğini anımsıyorum. İvanlar ne derlerse desinler. Ötekiler o hayvan gibi hayvan vagonlarına sürülüp gönderilenler onlar da insandı. Evet, romanın adı böyle. Korkunç yıllarda yine Kırım Türklerinin yaşadıkları büyük sıkıntılar anlatılır. Kırım Türklerinden çok değerli aydınlar yetişmiştir. Ve bunlardan İsmail Gaspıralı, Gaspıralı İsmail, Türk Birliği, Dil Birliği, o dilde
düşüncede, işte birlik konusunu kendisinin ana yaşama uranı durumuna getirmiş bir Türkçüdür. Ve Türkçülüğün de kurucu atalarındandır. O Türk birliği uğruna ve Türklerin geçmişlerinde karanlıklarına gömülmesine yol açan, o dogmacı, nasçı dönemden bilimci döneme geçmeleri için çok uğraşmış, okullar açmış, çağdaş eğitim veren okullar açmış. Bu okulları sadece Kırım'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde açmış ve çıkardığı Tercüman gazetesiyle de Türkiye Türkleriyle dünya Türklerinin ortak bir dil oluşturmasını sağlayacak. Ama o dönemde, çıkardığı dönemde bütün Türk aydınlarının anladığı bir dilde, Türkçe ile yazılar yazılan, haberler verilen Tercüman gazetesini çıkarmıştır. Evet, daha birçok Kırımlı aydın Türkçülük uğruna büyük mücadele etmişlerdir. Türkler, bütün dünya Türkleri ve insanlık bu günü unutmamalıdır. 18 Mayıs 1944 Kırım Türklerinin yurtlarından koparılıp zorla sürüldükleri gün. Stalin burada kendisine bir bahane bulmuştur. Yani Kırım Türklerinin Kırım'ı işgal eden Nazi birlikleriyle işbirliği yaptığı yalanı, işbirliği yapanlar da olabilir ama bunun için bütün halk sürgüne gönderilir mi? Bütün halk köklerinden, yurtlarından koparılır mı? Ama Stalin için gerekçe değil, bahane bile değil, karar verip bunu ileriye sürdü. Gerçekte ise Sovyetlerin yaptığı zulümden, kıyıcılıktan daha çoğunu Nazi Almanları da yapmış ve Kırım Türklerini zorla Almanya'ya götürüp çalıştırmışlardı. Yani bu bahane, bu gerekçe hiçbir biçimde Kırım Türklerine yapılan o kıyıcılığı meşru göstermez. Evet, bugün unutulmamalıdır değerli izleyicilerim. 1944'ün 16 Mayıs'ı. Her 16 Mayıs'ta ve 16 Mayıs olmasa da konu oraya geldiğinde bu büyük zulüm anımsanmalıdır. Ve Kırım Türklerinin hukukları, hakları savunulmalıdır.